Hava durumunu öngörmek. Robert Fitzroy. Hava durumu tekrarlayan örüntüler şeklinde gelir. Hava basıncı, rüzgar yönü ve bulut tipi gibi işaretler her örüntünün gelişimini gösterir. Örüntüler tekrarlı olduğu için gelecekteki ilerlemeleri öngörülebilir. Birçok yerden yapılan gözlemler, geniş bir alanda hava durumu örüntülerinin anlık bir görüntüsünü verir. Meteorologlar anlık görüntüden yola çıkarak hava durumunu öngörebilir. Bilim dalı, meteoroloji, öncesi. 1643 Evangelist Hatırlı Celli hava basıncını ölçen barometreyi icat eder. 1805 Francis Beaufort, Beaufort rüzgar kuvveti ölçeğini geliştirir. 1847 Joseph Henry, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunu batıdan gelen fırtınalar konusunda uyarmak için bir telgraf hattı önerir. Sonrası. 1870 ABD Ordu Muhabere Teşkilatı, bütün ABD için hava durumu haritaları çıkarmaya başlar. 1917 Norveç'te Bergen Meteoroloji Okulu hava cepheleri fikrini geliştirir. 2001 Birleşik Yüzey Analiz Sistemleri güçlü bilgisayarlar kullanıp, oldukça ayrıntılı yerel hava raporları verir. 1,5 yüzyıl önce hava tahminine ilişkin fikirler folklordan farksız sayılırdı. Bu durumu değiştirip modern hava durumu tahminini bize kazandıran kişi, İngiliz deniz subayı ve bilim insanı Kaptan Robert Fitzroy'du. Fitzroy bugün daha çok, Charles Darwin'i doğal seçilim yoluyla evrim teorisine götüren yolculuğa çıkaran gemi Beagle'ın kaptanı olarak tanınır. Ama Fitzroy kendi çapında dikkate değer bir bilim insanıydı. Fitzroy 1831'de Darwin'le birlikte İngiltere'den denize açılırken daha 26 yaşındaydı. Ama 10 yıldan fazla bir süredir denizliydi ve Groenlandiya'da Kraliyet Donanma Koleji'nde okumuş ve yüzbaşılık sınavını pek iyi dereceyle geçen ilk aday olmuştu. Daha önce Güney Amerika'ya yapılan bir araştırma gezisinde de Beagle'a komuta etmişti. O gezide hava durumuyla ilgili araştırmaların önemini kavradı. Patagonya açıklarında geminin barometresinde düşen basıncın uyarıcı işaretlerini önemsemeyince, şiddetli bir rüzgarda felakete uğramaktan son anda kurtulmuştu. Denizde hava tahmininin öncüleri. Hava tahminlerinde ilk atılmaların çoğunun deniz subaylarından gelmesi tesadüf değildi. Havanın nasıl olacağını bilmek, yelkenli gemiler zamanında can alıcıydı. İyi bir rüzgarı kaçırmanın mali sonuçları büyük olabilirdi ve denizde bir fırtınaya yakalanmak felaket olabilirdi. Özellikle iki deniz subayı zaten önemli katkılarda bulunmuştu. Biri, İrlandalı denizci Francis Beaufort'tu. Denizde ve daha sonra karada tikel koşullarla bağlantılı rüzgar hızını ya da kuvvetini gösteren standart bir ölçek yaratmıştı. Bu ölçek, fırtınaların şiddetinin ilk kez yöntemli bir biçimde kaydedilmesine ve karşılaştırılmasına olanak verdi. Ölçek, hafif rüzgarı gösteren birden kasırgaya işaret eden 12'ye kadardı. Beaufort ölçeğini ilk kez Fitzroy, Beagle yolculuğunda kullandı. Ondan sonra bütün donanma gemilerinin jurnallerinde standart haline geldi. Denizde hava durumunu ile ilgili öncülerden biri de Amerikalı Matthew Maury'di. Kuzey Atlantik'in rüzgar ve akıntı haritalarını çıkardı. Bu haritalar, seyir zamanı ve kesinliğinde dramatik iyileşmelerle sonuçlandı. Uluslararası bir deniz ve kara, hava hizmeti yaratılmasını da savundu ve 1853'te Brüksel'de, bütün dünyada denizdeki koşullarla ilgili gözlemleri koordine etmeye başlayan bir konferansı yönetti. Meteoroloji Dairesi. 1854'te Fitzroy'a, Beaufort'un teşvikiyle, Meteoroloji Dairesi'ne Britanya katkısını sunma görevi verildi. Ama kendine özgü gayreti ve içgörüsüyle Fitzroy, daha ileri gitti. Dünyanın her tarafında yapılan eş zamanlı hava gözlemleri sisteminin o zamana kadar keşfedilmemiş örüntüleri açığa çıkarmanın yanı sıra, hava tahminlerinde bulunmak için de kullanılabileceğini görmeye başladı. Gözlemciler, örneğin tropikal kasırgalarda rüzgarların alçak hava basınçlı ya da alçak bir merkez alan etrafında dairesel ya da siklonik bir örüntüyle estetiklerini zaten biliyorlardı. Orta enlemlerde esen pek çok büyük fırtınanın bu siklonik alçak basınç şeklinde olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Bu nedenle rüzgarın yönü, fırtınanın yaklaşmakta mı yoksa çekilmekte mi olduğuna ilişkin bir ipucu verir. 1850'lerde hava olaylarına ilişkin daha iyi kayıtlar ve uzun mesafe iletişim için yeni elektrikli telgrafın kullanılması,
Karada oluşan siklonik fırtınaların doğuya doğru hareket ettikleri neredeyse anında anlaşılmaktaydı. Kasırgalar, tropikal Kuzey Atlantik fırtınaları ise denizde oluşur ve batıya doğru göç eder. Bu nedenle Kuzey Amerika'da bir fırtına iç kesimlerde bir yeri vurunca, daha doğudaki yerlere bir telgraf gönderilip bir fırtınanın yaklaşmakta olduğu uyarısında bulunulabilirdi. Gözlemciler, barometrede hava basıncında bir düşüşün yaklaşan bir fırtına uyarısı verdiğini biliyorlardı. Telgraf bu okumaları uzak mesafelere hızlı bir biçimde iletmeyi ve dolayısıyla çok önceden uyarılarda bulunmaya olanaklı kıldı. Sinoptik hava durumu. Fitzroy hava tahmininin anahtarının geniş bir alanda belirlenmiş zamanlarda yapılan hava basıncı, sıcaklık, rüzgar hızı ve yönüne ilişkin sistematik gözlemler olduğunu anladı. Bu gözlemler Londra'daki koordinasyon bürosuna anında telgrafla gönderildiğinde, geniş bir alanda hava durumunun bir resmini ya da sinapsisini çıkarabilirdi. Bu özet hava durumunun öylesine eksiksiz bir resmini veriyordu ki, geniş bir ölçekte mevcut hava örüntülerini vermenin yanı sıra, hava örüntülerinin izlenmesine de olanaklı kılıyordu. Fitzroy, hava örüntülerinin tekrarlandığını fark etti. Buradan yola çıkarak, gelecekte hava örüntülerinin kısa bir zaman aralığında nasıl gelişebileceğini, geçmişte nasıl geliştiklerinden çıkarabilirdi. Bu, kapsanan bölge içinde her noktadaki hava durumuna ilişkin ayrıntılı bir tahminin temelini verir. Bu, modern hava tahmininin temelini oluşturan dikkate değer bir içgörüydü. Gözlem rakamları tek başına yeterliydi. Ama Fitzroy bunları kullanıp ilk modern meteorolojik haritayı, siklonik fırtınaların girdaplı şeklini bugün uydu resimlerinin gösterdiği kadar berrak gösteren sinoptik haritayı da yarattı. Fitzroy'un düşünceleri, hava tahmini sözcüğünü tanıtan ve modern hava tahmini ilkelerini ilk kez ortaya koyan kitabı Tevveat Herborg'da, 1863, özetlendi. Britanya adalarını hava durumu alanlarına ayırmak, mevcut hava durumlarını harmanlamak ve her alandaki geçmiş hava durumu verilerini kullanıp hava tahminlerinde bulunmak çok önemli bir adımdı. Fitzroy özellikle denizde ve Britanya adalarının limanlarında bir gözlemci ağı oluşturdu. Sürekli hava gözlemi düşüncesinin kabul gördüğü Fransa ve İspanya'dan davere aldı. Birkaç yıl içinde gözlemci ağı o kadar verimli çalışıyordu ki, bütün Batı Avrupa'da hava durumu örüntülerinin günlük görüntüsünü alabiliyordu. Hava durumu örüntüleri o kadar berraktı ki, en azından bir sonraki gün nasıl değişebileceğini tahmin edebiliyor ve böylece ilk ulusal tahminleri çıkarabiliyordu. Günlük hava tahminleri. Her sabah bütün Batı Avrupa'da bir sürü hava istasyonundan Fitzroy'un bürosuna hava raporları gelir ve bir saat içinde sinoptik harita çıkarılırdı. Tahminler, herkesin okuması için yayımlanmak üzere Times gazetesine anında gönderilirdi. Gazetede ilk hava tahmini 1 Ağustos 1861'de yayımlandı. Fitzroy bir fırtına yoldaysa ve yönü konusunda uyarmak için limanlarda görünür yerlere bir işaret kuleleri sistemi kurdu. Bu sistem o kadar iyi işledi ki, sayısız can ölmekten kurtuldu. Ne var ki, kaptanlar fırtına uyarısı nedeniyle yola çıkmayı geciktirince, bazı gemi sahipleri sisteme öfkelendi. Tahminleri zamanında yayma zorunları da vardı. Gazeteleri dağıtmak 24 saati alıyordu. Bu yüzden Fitzroy yalnızca bir gün sonrasının değil, iki gün sonrasının tahminlerini yapmalıydı. Aksi takdirde, halk tahminleri okuduğu sırada olan olmuş olurdu. Daha uzun süreli tahminlerin çok daha az güvenilir olduğunun farkındaydı ve özellikle Times yanlışlıkların sorumluluğunu üstlenmediğinde, sık sık alay konusu oldu. Fitzroy'un mirası. Çıkar gruplarının eleştirisiyle karşılaşan ve alay konusu olan tahminler askıya alındı ve Fitzroy 1865'te intihar etti. Servetini meteoroloji dairesindeki araştırmalara harcadığı anlaşılınca, hükümet ailesinin zararını karşıladı. Ama birkaç yıl içinde denizcilerden gelen baskılar, fırtına uyarı sisteminin tekrar yaygın kullanıma sokulmasını sağladı. Bugün ayrıntılı hava tahminlerini ve fırtına uyarılarını almak, her denizci gününün ayrılmaz bir parçasıdır. İletişim teknolojisi iyileştikçe ve gözlem verilerine daha fazla ayrıntı ekledikçe, Fitzroy'un sisteminin değeri 20. yüzyılda layıkını buldu. Modern hava tahmini. Bugün sayısız uyduya, uçağa ve gemiye ek olarak 11.000'den fazla meteoroloji istasyonu dünyayı süslemektedir. Hepsi,
küresel bir meteorolojik veri bankasını sürekli bilgiyle beslemektedir. Güçlü süper bilgisayarlar, en azından kısa süreler için oldukça doğru tahminler üretir ve uçak yolculuğundan spor etkinliklerine kadar bir dizi faaliyet bu tahminlere güvenir. Robert Fitzroy 1805'te İngiltere'de, Suffolk'ta aristokrat bir ailede doğan Robert Fitzroy, 12 yaşında donanmaya girdi. Göz dolduran bir kaptan olarak yıllarca denizde çalıştı. Charles Darwin'e yapılan dünya turu da dahil, Güney Amerika'ya yapılan iki büyük araştırma seferinde Beagle'in kaptanlığını yaptı. Ama Fitzroy, Darwin'in evrim teorisine karşı çıkan dindar bir Hristiyandı. Donanmada muvazzaf hizmetten ayrıldıktan sonra Fitzroy Yeni Zelanda valisi oldu. Orada Maorilere eşit davranması, yerleşimcilerin öfkesini çekti. 1848'de İngiltere'ye dönüp donanmanın ilk pervaneli gemisine komuta etti ve 1854'te kurulunca Britanya Meteoroloji Dairesi'nin başkanlığına atandı. Bilimsel hava tahmininin temeli haline gelen yöntemleri orada geliştirdi. Önemli eserleri 1839 Narrative of the Voyages of the Beagle, 1860 The Barometer Manual, 1863 The Water Book. Olası kötü hava uyarılarında bulunarak filika ihtiyacından kurtulmaya çalışıyorum. Robert Fitzroy.